Korona virüsü çıktığı günden beri durmadan yoluna devam ediyor arkadaşlar. İşte sizlere yaklaşık bir ay kadar önce korona ile alakalı bir video içeriği hazırlamıştım. Yani korona virüsü nedir, neye yol açar ve nasıl bir virüstür diye elimden geldiğince elimdeki verilerle birlikte sizlere aktarmaya çalışmıştım. Ama şimdi işler daha da farklı boyutlara doğru gidiyor. Mesela neden bu videoyu çektiğimi sizlere itiraf etmeliyim. Çünkü haftalık teknoloji haberleri videosunun içeriğini hazırlarken bir baktım o kadar fazla korona haberi yazmışız ki bu hafta dedim ki şu korona virüsü ne alemde, neler yapmalıyız, nereye gidiyor ile alakalı bir video içeriği daha üretmeliyim. Şimdi Worldometer isimli bir sitede korona virüsünün anlık gelişmesi şu şekilde gösteriliyor arkadaşlar. Kamerayı şöyle netleştirebilirsem sizlere de göstermek istiyorum. Umarım gözükmüştür. Bu sitedeki verilere göre bu videoyu çekmiş olduğum gün, yani bugün şu anda aktif 98.773 adet vaka var arkadaşlar dünya genelinde ve bu vakaların 3.390 tanesi ne yazık ki ölümle sonuçlanmış durumda. Hala ülkemizde yine bugün ve bu saat itibariyle koronavirüsüne rastlanılmış değil sevgili arkadaşlar ve konuyla alakalı Sağlık Bakanımız gerçekten çok aktif bir rol alıyor. Direkt kendisi sürekli açıklamalar yapıyor ve konuyla alakalı da bilgilendirmeler yapıyor. Peki burada sizlere neleri anlatacağım biliyor musunuz? Koronavirüsü ortaya çıktığından beri dünyada neler oluyor? Gelin hep birlikte bakalım. Önümde yaklaşık 10 tane haber var arkadaşlar. Bunlardan ilk ile başlamak istiyorum. Koronavirüsünün Netflix için olumlu bir etki yarattığı ortaya çıktı. Birçok ülkede insanlara toplu yerlere gitmeyin, bir araya gelmeyin, hatta mümkünse de dışarı çıkmayın uyarıları yapılıyor hala. Özellikle koronavirüsünün ilk görüldüğü andan itibaren yayılma hızı sebebiyle gerçekten çok tehlikeli bir virüs olarak da karşımıza çıkıyor. Baktığımız zaman koronavirüsü çıktığı günden beri Netflix'te çok ciddi bir artış, izleme artışı görülüyormuş ve aslında bunun hisselere de yansıdığını sizlere söylemek mümkün arkadaşlar. 0.8'lik bir hisse değeri kazanmış durumda Netflix. Enteresan gelebilir sizlere ama insanlar evlerine tıkıldığı zaman ne yapsınlar? Yani sonuçta eve takılı kalıyorsunuz, evden dışarı çıkamıyorsunuz ve bunun sonucunda da bir Netflix'e bağlı kalmak da gayet normal gibi gözüküyor. Ülkemiz sınırlarında en çok İran'da aktif olarak görülen bu virüs sınırlarımız kapalı olmasına rağmen Ermenistan'a da atlamış durumda. Yani bir diğer komşumuzda da görülüyor arkadaşlar şu anda. İran'da bu arada durum oldukça karışık durumda. Cumhurbaşkanı yardımcısına kadar orada sıçramış durumda. Milletvekillerine sıçramış durumda. Yani durdurulamadan devam ediyor arkadaşlar. Hatta cuma namazlarının bile iptal edildiği oldu. Hemen yeri gelmişken söylemek istiyorum. Özellikle bizler için çok biraz da böyle gönül kırıcı da gözükse tehlikenin ne kadar büyük olduğunu anlamamız için bence en güzel göstergelerden bir tanesi bu. Kâbe arkadaşlar tavafa kapatıldı ve yani çok enteresan, gerçekten bunu söylemek bile enteresan geliyor bana ama Kâbe'nin tavafa kapatılmış olması bile bu virüsün ne kadar aslında tehlikeli bir şekilde yoluna devam ettiğini de bizlere gösteriyor ve tekrardan söylüyorum, tabii ki Kâbe'nin tavafa kapatılmış olması bizler için her ne kadar üzücü olsa da tavafa kapatıldıktan sonra da dezenfektan çalışmaları yapılıyor. Belki de tekrardan açılması söz konusu olabilir ama çok büyük de bir güvenlik riski var ortada gerçekten. Çünkü virüs bir yerde görüldükten sonra hızla yayılmaya devam ediyor. Ve Google'a gidelim istiyorum. Google'ın Avrupa ofisinde de koronavirüs tehlikesi yine ortada arkadaşlar. Dolayısıyla Zürih ofisi birazcık tehlikesiz dese de birçok kişiye evinizden çalışın uyarısı yaptı ve evden çalışmayla alakalı da teşviklere devam ediyor. Ve burada da bir ara vererek bir doktorun koronavirüsü hakkında doğru bilinen yanlışlar diye bir açıklaması var arkadaşlar. Bununla biz haber yaptığımız için sizlere aktarmak istiyorum. Peki Profesör Doktor Nail Özgüneş'in açıklamalarına göre neleri doğru biliyoruz ve neler yanlış? Bunlara hemen hızlıca değinmek istiyorum sizlere. Koronavirüsü yeni çıkan en tehlikeli virüs diye bir açıklama herkesin dilinde dolaşıyor diyor Doktor Bey. Bunun yanlış olduğunu söylüyor ve SARS'ın bundan daha tehlikeli olduğunu da aktarıyor kendisi. Koronavirüsüne yakalananlar mutlaka hayatını kaybederler diye bir düşüncenin olduğunu söylemiş. Hayır, bunun da yanlış olduğunu söylüyor. Her koronavirüse yakalanan kişi hayatını kaybetmiyor ama riskin de birazcık yüksek olduğunu da aktarıyor. Hasta birisinden uzak dursam yeter düşüncesinin de yanlış olduğunu tekrardan kendisi belirtmiş durumda. Yani sizin hasta birisinin yakınında olup olmamanız çok da bir şey fark etmiyor aslında. Çünkü koronavirüs bazı bölgelerde de böyle dokunulan yerlerde de vesaire kalıyor arkadaşlar. Dolayısıyla sık sık ellerinizi yıkamanız lazım. Bunu Doktor Bey de zaten kendi yaptığı açıklamada belirtmiş durumda. Ellerinizi yıkamanız bile yeterli değil. Hatta dirseklerinize doğru da şöyle yıkamanızı rica ediyor. Uzmanlar bunu da sizlere aktarmak istiyorum ve Sharp'a gitmek istiyorum. Sharp ünlü bir teknoloji firması ve Çin'deki fabrikalarında bu artık yetmeyen maskelerden dolayı televizyon üretimini durdurup arkadaşlar burada maske üretmeye başlıyor. Gayet garip şeyler oluyor bu virüs yüzünden. Ben de heyecanla böyle, yani heyecanlı dediğim olumsuz bir heyecanla tabii ki takip ediyorum. Ne olduğunu, neler olacağını da merak ediyorum ama bir an önce artık bu işin sonuna da gelinirse çok daha iyi olur diye de düşünmüyor değilim. Ve Twitter'a gidelim. Twitter'da çalışanlarına evden çalışabilirsiniz diye bir uyarıda bulundu arkadaşlar. Yani koronavirüsü sebebiyle ofislere gelmenize gerek yok. Mümkünse pozisyonunuz gerektiriyorsa evinizden çalışabilirsiniz diye bir uyarı yaptı ve BMW fabrikasında 150 çalışan da karantinaya alındı arkadaşlar koronavirüsü sebebiyle. Zaten BMW'nin Çin'deki fabrikalarında da çok ciddi sıkıntılar yaşanırken diğer fabrikalarında da böyle bir problem yaşanması açıkçası firma için oldukça zorlu bir dönemden geçtiklerini de gösteriyor. Hemen tekrardan ülkemizden bir haber vermek istiyorum sizlere. Ülkemizde birkaç böyle garip olay yaşandı gerçekten. Bunlardan bir tanesi, bir aktarmalı yolcunun Singapur uçağıyla Singapur'a gittikten sonra, Türk Hava Yolları uçağımızla gittikten sonra orada koronavirüsüne pozitif çıkmasıydı. Ve Sağlık Bakanımız tarafından yapılan açıklamada Singapur'a giden Türk Hava Yolları uçağının geriye boş döndüğü ve o uçuş ekibinin de 14 gün boyunca karantinada tutulacağı da aktarılmış durumda. Ve yine hemen Sağlık Bakanımızla alakalı yapmış olduğu bir açıklama vardı bu hafta. Biraz gülümsese de gayet mantıklı buldum bu açıklamasını. İran'da aslında ilk virüs göründüğünde Türkiye'deki Sağlık Bakanlığı'nın uyarıları vardı arkadaşlar. Ben de şahsen bunları görmüştüm ama İran bunları çok ciddiye almamıştı ve şu anda birazcık da ipin ucu kaçmış durumda ve İranlı Sağlık Bakanlığı yetkilileri ülkemize gelip bilgi almak istemişler bakanlığımızdan. Sağlık Bakanımız da gelmeyin, gelmenize gerek yok, Skype'tan görüşelim diye bir açıklama yapmış. Bence gayet de mantıklı bir açıklama diyorum ve Google'a gitmek istiyorum tekrardan. Google I.O. Google'ın en önemli etkinliği arkadaşlar. Her sene yapıyorlar bu etkinliği ve bu etkinlikte önümüzdeki sene olacak şeyleri de görme imkanına erişiyorduk. Fakat bu etkinlik de yine koronavirüsü sebebiyle iptal edilmiş durumda, birçok etkinliğin iptal edildiği gibi. Ve Çaycı Hüseyin'e gidelim. Çaycı Hüseyin isimli, bildiğiniz üzere kendisi Çaycı Hüseyin olarak kaldı ama gerçek ismi Alparslan Özmol isimli bir abimiz kendisi. Koronavirüsü yüzünden vefat ettiğiyle alakalı haberler çıkmıştı ortaya. Kendisi de bu konuyla alakalı isyan etti. Beni sürekli öldürüyorlar. Annem aradı falan, benim halimi hatırımı soruyor diye bir açıklaması var. Ve kendisinin de hala hayatta olduğunu, herhangi bir şekilde koronavirüsüyle bir yakından uzaktan bağının olmadığını da sizlere aktarmak istiyorum. Ve Avustralya'da da koronavirüsü sebebiyle, bunun korkusu sebebiyle tuvalet kağıtlarının tükendiğini, çok ciddi bir tuvalet kağıdı kıtlığının yaşandığını söylemem mümkün. Almanya'da da benzer sıkıntılar var arkadaşlar. Almanya'da da yine bu tarz problemler yaşanıyormuş şu anda. Özellikle tuvalet kağıdı olsun, temel besin gıdaları olsun ve buna benzer gıdalar olsun, ev gereçleri olsun, bunların birçoğunda ciddi bir eksiklik, ciddi de bulmakta zorluk yaşansa da fiyatlarda herhangi bir yükselme yokmuş. Bunu da sizlere söylemek isterim ve Dünya Sağlık Örgütü'nün yaptığı bir açıklama var. Kredi kartlarınızı temassız olarak kullanın diyorlar. Mümkün olduğunca herhangi bir yere koymayın, herhangi bir insanın eline vermeyin. Temassız bir şekilde ödemenizi yapıp yolunuza devam edin diye de uyarmış Dünya Sağlık Örgütü. Bu da önemli bir açıklama gerçekten. Özellikle ülkemizde de çok teşvik edilen bir çalışma, temassız kart kullanılması. Bakalım daha neler olacak? Bu hafta oldukça fazla koronavirüsü gelişmesi olduğu için ayrı bir video ile sizlere koronavirüsünün ne alemde olduğunu, nereye gittiğini aktarmaya çalıştım. Yine herhangi bir sorunuz varsa da yorumlarda hep birlikte konuşuyor oluruz arkadaşlar. Teknoloji Haberleri videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.